Merhaba Nazım ve Veysi. Merhaba hocam, nasılsınız bu hafta? Bomba gibiyim her zamanki gibi. Merhaba hocam. Bugün özel bir amaçla toplandık. Evet, Burcu burada onun için. Bugün herhalde dünyada ilk defa yapılan bir şey yapıyor olabiliriz. Geçen sene biz burada bir film çekmiştik. İlk defa YouTube'da bir film sunuyoruz. Dünya premieri. Dünya premieri. Diyeceksin ki bir yıldır aklın neredeydi? Bir kısa film yaptığında aslında programlarda da hep konuştuk ya. Ben YouTube'da sunulmasına karşıydım ya. Evet hocam. Neden karşıydım? YouTube çöplüktür. Bizim orada ne işimiz var? Sen niye bizi festivallere götürmüyorsun diye sürekli söyleniyordun. Şimdi bir yıldır festivallere başvurduk, kabul edilmediniz. YouTube hakikaten bir film sunma alanı değil bence. Yani bir film için kötü bir şey. Bu programların başından beri ben Medium is the message diyorum ya. Yani senin aslında YouTube'da sunduğun bir şeyin tamamen YouTube'a yönelik olması lazım. Yani o Medium film sunmak için iyi bir yer değil. Neden değil? Çünkü eğlence yeri, film izleme yeri değil. Çünkü kabloyla aktarılan bir yer olduğunu düşünüyorum. Nazım Yılmaz'ın meşhur atasözü. Mesele tabii kabloyla aktarılması değil ama bak şöyle bir fark var. Bir defa sinema filmleri karanlıkta seyredilmek için tasarlanır. Amerika'da da bu tartışılıyor. Telefonda artık tüketmeye başladık ya. Bir filmin aydınlık seviyesinin nerede olacağı çok önemlidir. Sıfırdan yüze kadar ya skala. Sıfır en karanlık, yüz en aydınlık. Şimdi zaten sıfıra koyamazsın ama en aydınlık noktanı nereye koyacaksın? Soruyorum. Nereye koyacağım hocam? Nereye olursa koyarsın sen. Nereye koymamı istersin? Senin bu konuda bir fikrin var mı? Gösterdiğiniz alet edevatın ortalamasına göre koyarsınız hocam. Vay be. Ama olmadı. Çünkü nerede seyrettiğin de önemli. İşte gösterdiğiniz ortamların... Alet değil. Ortalaması. Şimdi telefon büyük bir problem. Çünkü mesela House of Cards, yani Netflix'te oynayan bir sürü dizi için aynı şey geçerli. Stranger Things için falan için de geçerli. Aydınlık seviyesi çok aşağıda. Sıfırla yüz arasındaki bir skala varsa sahnelerin ortalama aydınlık seviyesini nereye koyacağız? Bu ciddi düşünülmesi gereken bir şey. Bu tabii aylar önce konuştuğumuz color grading meselesiyle ilgili yani. Sonradan karar veriliyor buna ama şöyle bir yanlışlık vardır hep. Yeni color grade yapmaya başlayanlarda en aydınlık yerleri 100'e getir, en karanlık yerleri 0'a getir. Ne oluyor o zaman? Kontrast yapmış oluyorsun. Yani skalayı tam oturtmuş oluyorsun ya. Ama öyle olmaz. Her sahnenin, her filmin ayrı bir durması gereken yer var. Fakat orada da Nazım'ın dediği sorun çıkıyor. Ben buna telefonda bakıyorsam ve otobüs durağında duruyorum. Hayvan gibi güneş var. Ben de bunu seyrediyorum. Eğer aydınlık seviyesi aşağı konduysa göremiyorsun filmi. Sinema salonunda seyretmek için tasarlaman başka bir şey. YouTube'da yine izler, ışıkları kapatır. Evet, yani YouTube'da izleyenleri kontrol edemediğin için şimdi zaten en büyük fark o. Yani sinema salonunda kontrol ediyorsun. Ses standardı belli, ışıklılık belli, perdenin yansıtma gücü belli, projektörün ne kadar aydınlık yansıtacağı belli. Gerçi Türkiye'de tamamen yanlış o standartlar, onu da söyleyeyim. Değildir hocam ya. Tamamen yanlış. İlla eşek kadar sinema salonu mutlaka birisi denetliyordur herhalde. Vallahi geçenlerde bir sinema salonunu denetlemeye gelen birisiyle tanıştım. Hiçbir standarda oturmuyor dedi herif. Nedeni de şu, o lambaların ömrü var ya. Lambanın ömrü ne kadar kısık çalıştırırsan o kadar artıyor. Ne yapıyor sence? Görüntü yönetmenleri en çok bunu tartışıyor. Mesela Game of Thrones için de aynı şey geçerli, senin çok sevdiğin. Genellikle bayağı aşağıda. Galiba David Fincher da dert yanıyordu. Yani şimdi hedefe göre yapman lazım. Yani nerede yayınlanacaksa oraya göre yapman lazım ama tamamen cep telefonuna göre yaparsan da bu sefer her şeyi çiçek taksi gibi yapman lazım. Bütün seviyeler... 90 Atlas. Aslında full power olması lazım lambanın ki. Yani adam diyelim ki %60'a koydu filmin ortalamasını. Sen full power yapmazsan, tam güç yapmazsan, adamın %60'da koyduğu şeyi sen bu sefer %40'da izliyor oluyorsun gibi bir sorun ortaya çıkıyor. Şuradan gelmiştik. YouTube'da neden film izlenmez sorusunun cevabı o. Evet, odayı karartırsın. İşte ekranının parlaklığını en üste çıkarırsın. Daha ekrana da şöyle yaklaşırsan seyredilebilir. En mantıklısı YouTube'muş. Zaten sinemada izleyemiyormuşsun. Niye? Adamlar projeksiyonu kısıyorlar. Evet aslında. Yani mesela sizde biz Arif ve 216 seyrettik ya. Çok kötüydü. Hayatımda gördüğüm en kötü projeksiyonlardan biriydi evet. O. Yok, filmde değil. Projeksiyon film değil, evet. Projeksiyon çok kötü. Flu'ydu oğlum. Bütün filmi flu seyrettik. Akşam sonra eve geldim. Televizyonda fragmanını gördüm. Bizim sinemada gördüğümüz şeyle alakası yok. Bambaşka yani. Kaç para verdik biz ona? 35 lira para verdik hocam ya. Adam bu işte. Hayır, yazık hakikaten. Peki bu yapımcısı yönetmeni filmlerine itiraz etmiyorlar mı yani? Hani bir iş yapıyorsun ve saçma sapan bir kalitede. Hem ya de sinemada. Sen filmi yaptıktan sonra galaya gidiyorsun. Galada çok iyi. Yani büyük ihtimalle galada açıyorlardır zaten.
kanyonda galada aslanlar gibi ama şeyi ama bilmiyorsun. Ama gidenleri biliyorum ben yönetmenleri böyle gizli saklı. Aslında evet yani onu yapmak lazım. Tabii. Mesela git Diyarbakır'da ne oluyor? Sinema var mı orada bilmiyorum ama. Var hocam. Vardır. Hakkari'de yok. Hakkari'de yok mu? Yok hocam. İşte ne bileyim Kastamonu'da nasıl gösteriliyor? Samsun'da bir AVM'de nasıl gösteriliyor? Ama bu çok ilginç bir bilgi ya. Yani bu vakte kadar bunu bilmiyor olmamız da çok ilginç değil mi? Hiçbir yerde mesela bir sürü yönetmen, senarist röportajlarını dinledik ama hiçbiri bundan bahsetmedi. Şimdi sen bunu Amerika'da da söylesen millet güler. Yani kimse şeyi düşünmez ki öyle Amerika'da bir şey olabilir. Amerika'da zaten sinemaya gitmeyin mümkünse yani. Korkunç. Öyle mi? Giriyor, kötü çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Ama biliyorsun. Şey standardı bellidir. Yani ben lambayı kısayım olmaz orada. Şimdi Veysi Bey'e tekrar cevap vereyim. İnadım boşuna değildi. Peki şu an niye koyuyoruz? Deneyelim bakalım. Ne olacak? Şimdi seyircilerimizden bir şey rica edeceğiz. Lütfen ışıkları kapatın. Evet. Evet, filmin bir sürprizi var. İyi bir sürpriz. Sürpriz mi kötü bir sürpriz mi? Bilemiyoruz, o bakış açımıza göre değişir. Kanalımız 50 bin aboneye ulaştı. Buna istinaden Veysi Salayı açıyoruz. Direkt. Filmin içinde Veysi Salayı da göreceksiniz. Eğer 200 bin olursa Nazım. 200 binde Nazım. 100 bin olsa olmaz mı abi? Ben 1 milyona çıkarım. Vay kardeşim benim be. 200 bine galiba. Evet, filmi seyrediyoruz. Bırak şu oyuncak tabancayı da konuşalım. Hadi Bekir. Ne Bekir? Uzatma Bekir, sesini tanıdım. Utanmıyor musun Bekir? Abla bak. Sen bu işi yapacak insan değilsin. Söyle kim akıl verdi sana? Çok sıkıştım abla. Kredi kartı falan. Birkaç gündür evde ışık yoktu. Kimse yok sandım. Büyük bir hata yaptık. Evde olduğunu bilsem gelmezdim diyorsun yani. Heyecanlı diyor musun? Ne oldu Bekir? Apartmandan her çıkışımda bana nasıl baktığını görmüyor muyum? Abla ne yapıyorsun sen? Ali abi var. Ali abiymiş. Evini soyarken aklın neredeydi? Seninki kalkmıyordur da Allah bilir. Abla ayıp oluyor ama. Ali abini arayalım istersen. Burada olduğunu kimse biliyor mu? İyi günümdesin. Parayı buzdolabında tutar Ali abin. Git ne lazımsa al. Sonra da siktir ol git. Gözüm görmesin seni. Abla teşekkür ederim. Uzatma. Yedinci Senfoni'nin ikinci bölümünü dinledin mi hiç? Ben de öyle düşünmüştüm. Thank you.
Şahaneydi. Böyle film izlemedim ya. Hakikaten YouTube'da film galası yapmak nedir ya? Yapmayalım ya. Hayır, yaptık zaten şu anda, yapmış olduk. Neden yaptık böyle bir şey? Abi kısa film zaten. Ne yaparsan yap bu kadar seyirciye ulaşamazdı. Şimdi deniyoruz. Şimdi altta arkadaşlar klavyeye asılmıştır benim bildiğim. Biz hepimiz içerik yaratma işindeyiz. Koyduğumuz farklı içeriklere ne tepki alıyoruz? Allegretto'yu da denedik. Küfür kafi bekliyoruz artık altlarda. İlginçtir. O senaryo hiç kimse istemedi. Bu arada evet, bu bir senaryo yarışması açıldı. 1200 senaryo gelmişti. Bu Halil Bilir'in, tanımıyoruz kendisini ama onun öyküsünü ben aldım ama çok değiştirdim farkındayım. Böyle 5 dakikalık bir şey yaptık. Keşke çocukla tanışabilseydik aslında. Herhalde senaryosunu değiştirdiğim için kızmıştır bana ama. Burada atölyede yaptığımız filmlerin bir örneği bu. Kural şu: bir kadın, bir erkek ve 8 saat var çekmek için. Bu da onlardan bir tanesiydi. Normalde öğrenciler çekiyordu. Bu sefer hoca baktı, evet, ki öğrenciler çekemiyor. Hoca için bu büyük bir risktir. Yani genellikle üniversite hocaları falan bu işlere hiç bulaşmazlar. Çünkü film yapmak korkunç bir şey. Çırılçıplak insanların karşısına çıkmak gibidir. Hele göstermek, gösterirsin ve şimdi bir sessizlik olur genellikle. Özellikle Nazım gibiler tarafından. Şöyle durur. Film gösterdiğin zaman şunu beklersin. Bir geri besleme beklersin. O da gelmez genellikle. İşte eline sağlık falan. Öyle bir şey olur. Güzel olmuş. Ama bu Türkiye'de ben bunu gördüm. Bak yurt dışında öyle bir şey görmedim. Yani festivallerde falan şey görmedim hiç. Türkiye'de şöyle bir şey var. Birisi bir şey yaptıysa ona bakıyorsun ve insanlar hemen şeyi düşünmeye başlıyor. Benden iyi mi? Tabii, tabii. Yani ben yapabilir miydim? O bunu yapmış. Ben şimdi bir dakika rahat mıyım? Yani safe miyim? Güvende miyim? Tamamen yanlış bir bakış açısı. Teşekkür etmemiz gereken insanlar var film için. Onları da aradan çıkaralım. Tabii hocam, ben başta. Önce yapımcısı ve işi salak. Sağ olun. Özellikle kendisi de filmde rol alarak. Kesinlikle hocam. Ben Emre Aypar'a teşekkür ediyoruz. Evet. Hem müziğini yaptı hem Veysi'nin kafasını yaptı. Çok sahne yapmış. Normal kafam bu kadar güzel değil. Hem de kanı yaptı. Kanı. Onu fark ettiniz mi? Evet. O nasıl oldu, anlatmak ister misin? Kanın yapımını mı? Arkada siz uğraşıyorduk. Siz çünkü sete bir kan efektçisi getirmiştiniz, hatırlıyor musunuz? Evet hocam, çok güzeldi. Bıçağı vurduğum anda kanmış gibiydim. Bıçağı vuracak, kan çıkacak. Şimdi dünyanın en basit şeyi gibi görünüyor ama tabii. Hatırlıyorsun. Arkada pompalık diyoruz. Gayet iyi görünüyor ama. O 3D sondaki kan. Yani bir kısmı gerçek. Abi 1,5 senedir efekt yapılıyor. Güzel gözükecek tabii yani. Evet, çok uzun sürdü. Neden uzun sürdüğünü anlatayım. Because if you can't give him money. Yani parasız yaparsan olacak bu ülke. Veysi'nin kafası. Bu basit gibi görünen şey aslında Veysi'nin kafasını bir sürü açıdan çektik. Fotoğrafladık. O fotoğraflardan 3D model yaptı Emre. Sonra fotoğrafları map etti. Yani fotoğraf, 3D modelin üzerine fotoğrafları tekrar giydirdi. Oradaki ışığı tekrar verdi falan. Bayağı komplike bir şey yaptı. Aslında hani o kadar komplike yapmasa da olurdu belki ama. Yapmış inandırıcı canım. Görünüyor. Tabii canım, direkt. Benden daha iyi. Ama ben yaparken mesela şunu düşündüm. Kafa görünmese de olurdu. Filmle ilgili şey söyleyeyim. Ben oyuncuyu çok beğeniyorum. Serpil Özcan. Serpil Özcan, evet. Yani orada mesela Türkiye'de de az bulunan bir oyunculuk durumu var. Sesi normalde hep yüksek sesle oynarlar ya. Çok düşük sesle oynuyorlar. Emre de iyi ama rol itibariyle Serpil daha iyi. Veysi bulmuştu onu. Bütün iyi oyuncuları ben buluyorum hocam. Tam burada ben de şeyi soracağım ya. Şu an tekrar aynısını çekiyor olsanız bambaşka bir şey çıkar mı? Yine aynı şekilde mi çekersiniz? Tamamen aynı çekerim. Bunu Michael Haneke yaptı biliyorsun, ya da Michel Haneke diye iki türlü söylüyorlar. Funny Games'te mi? Funny Games biliyorsun, onun aslı Almanca. O çok daha güzel. Nasıl daha güzel? Aynı filmi Amerika'da bir daha çektirdiler İngilizce olarak. Funny Games US. O da dedi ki ben zaten mükemmel şekilde çektim. Kendisi çok şey alçak gönüllü bir arkadaşımızdır. Daha iyisi olamaz. Daha iyisi olamaz dedi ve plan yani sette DVD'den bakıyorlar. Aynı planı başka oyuncularla tekrar çekiyorlar. Dolayısıyla daha iyi daha kötü dediğin birebir aynısı. Hiçbir fark yok. Dili de tabii çok fark ettiriyor. Bence sen Almanca olduğu için de öbürünü daha çok beğeniyorsun. Ben hep şunu söylerim ya, yani Hitchcock'un lafını söylerim ya. Hiç diyalogları anlama. Aslında daha ilginç olur. Hocam öyle bir teknik var zaten ya. Komple sesini kısarız falan, izleriz böyle. Kim tarafından? Ben de anlamadım. Nerede kendimiz. Ben bir ara çok yapıyordum öyle. Komple hocam, sesini kapatıyordum filmin. Sadece görselini izliyordum. Ve ne oluyordu? Sonra. Anlayabiliyor muyum diye bakıyordum. Anlayamıyordum sonra. Doğru söylüyor. Ama yani tersten yapmak lazım. Yani bir film yaptığında konuşmalar olmasa da anlaşılması lazım. Doğru söylüyorsun. Bu bir teknik. Ondan sonra da jimnastik yapıyorum. Aslında bunları çekerken şunu bir kere daha anladım ki sen bir filmi kurarken o film zaten ortaya çıkıyor. Yani senaryosundan başlayarak işte seçtiğin oyuncular, çekiş şeklin, çektiğin kamera, ışığı tutan adam, nerede çekiyorsun, işte İFA'da çekiyorsun,
prodüktör ve Sala işte. Zaten baktın. Yani bunları tuğla gibi bir araya getiriyorsun getiriyorsun ya. Sonu başında belli. Beşiktaş'ın Bayern Münih'le oynaması gibi oluyor. Seyrettiniz mi maçı? Ne yazık ki izledim ya. Yani şey gibi olur. Bu sorduğun soru şöyle oluyor. Şenol Güneş'e hani bir daha oynasan olur mu gibi oluyor. Yani oradaki sorun şey değil çünkü. 100 kere de oynasan. Sabaha kadar olsa onlar bizi yenerdi hocam ya. İşte onu diyorum. Yani şöyle bir şey var. Detaylar çok aslında fark ettirmiyor. Yani yönetmenlik yaparken hep böyle işte o plan bilmem ne diyorsun ama aslında filmin ruhu, ana ekseni değişmiyor çok. Atıyorum sondaki kafayı çok daha iyi yapsam bilmiyorum daha iyi nasıl yapılır ama. Ki bence iyi oldu. Kafayı iyi oldu. Yani harika kafa yaptık abi. Yani onlar çok önemli değil. Onlar cila gibi. Esasında filmin özü çok belli. Yani onun için tekrar çekmek aslında kötü bir şey. Bir yönetmen için sıkıcı olurdu bence. Tarkovski onu yaptı. Daha önce de konuşmuştuk. Ne gerek var? Ama mesela o film çok iyidir ya Stalker. Belki de onun için iyi. Biz ilk versiyonu görmedik. Ben şunu isterdim Nazım'ın dediğine başka türlü cevap vereyim. Çektikten sonra çıkarmadan. Şimdi çıkardık ya biz bu filmi. Bitti artık. Seyredildi bitti. Bir daha bunu alıp yapamazsın. Ama kurgudan sonra geri dönüp bir şeyler çekmek çok istiyor insan. Ki zaten Hitchcock da biliyorsun Psycho'yu yapıyor. Kurguluyorlar. Stüdyo rezalet diyor yani. Çıkaramayız bunu diyor. Beğenmiyorlar. Bayağı paniğe kapılıyor ve düşün Hitchcock kariyerinin doruğunda herif yani. Alfred Hitchcock yani herkes biliyor. Kapısında senaryo dağları var falan. Ve paniğe kapılıyorlar. Karısıyla kapanıyorlar. Karısı kurgucu. O müziği yapıyorlar. Vardır ya. Tekrar kurguluyorlar. Biraz da dedikodu kısmı ama işte filmde onu diyordu. Karısı kurtarıyor gibi bir durum var aslında. Yani şey son anda yapılacak müdahaleler veya ufak yeniden çekimler, montajla oynamak falan düzeltebilir. Ama sen diyorsun ya niye çok uzun sürdü diye. Aslında beklemek gerekiyor. Çünkü ben mesela kurguyu yapıyordum. Aradan bir hafta geçiyor tekrar bakıyorum. Bitiriyorum. Müzisyene gidiyor. Müzisyen bir şeyler yapıyor. Geliyor koyuyoruz üstüne. O koyunca tekrar bazı şeyleri çıkarıyoruz. Merih'in söylediği şey vardı ya iterasyon meselesi. Çok önemli. Sinemada. Yani bütün performans sanatlarında yani yapıyorsun, yaptığın anda görüyorsun. Ha bu böyle olmamalıydı deyip geri dönüyorsun, tekrar yapıyorsun, başka bir türünü yapıyorsun. Bazen planı çıkarıyorsun, koyuyorsun falan. Yani o bir süreç. Şimdi Türkiye'deki en büyük sorunlardan biri bu. Yani bugün sünnet, yarın deniz. 15 günde çekelim, 15 günde kurgulayalım. Şubat'ta da girelim diye yaptığın zaman olmaz tabii. Şeyi çok uzun sürmüştü Color Grade'i. Orada çektiklerimi anlatamam size. Bu arada bu şeyle çekildi. 5D Mark III ile RAW olarak çekilmişti. Magic Lantern diye bir yazılım var. Canon sineler vardı. Bunu, ha, Canon'dan sinelens almıştık. Onlara da teşekkür edelim. Yazılımı yüklüyorsun. Kamera aslında hack ediliyor ve RAW çekmeye başlıyor. Onun için dosyalar hayvan gibiydi. Renk derinliği çok fazlaydı. Benim ilk ciddi color grade renk düzenleme yaptığım şeydi. Defalarca yaptım diyebilirim. Yani yapıyorum. Saatlerce yapıyorum. Ertesi sabah geliyorum. Olmamış. Bir daha başlıyorum. Bir daha falan. Aylarca sürdü. Ama şeyi hoşuma gidiyor. Bilmiyorum Nazım Bey ne diyor ama. Ne hocam? Aydınlık seviyesi. Çok bir tık daha sanki böyle karanlık mı olsaydı acaba ama tadında. İşte şöyle bir sorun var. O ta başta konuştuğumuz şeye dönüyor. Her yerde farklı görünüyor. Yani ortalama bir şey tutturmaya çalışıyorsun. Ama da aslında sen dedin ya yapımcılara itiraz etmiyor mu diye. Aslında zaten her yerde farklı görünüyor. Yani sen ne yaparsan yap. iPhone'da görünen şey başka, evdeki televizyonda ama başka. Ama en azından sinemada o haliyle izlemek mantıklı. Zaten güzelliği o. Yani. DCP diye bir şey var. Standartlarını belirleyen bir sistem var. Sinemada çıktığı zaman eğer sinemada doğru kalibre ise sen renk düzenleme suite'inde ne görüyorsan öbür tarafta da onun çıkacağını biliyorsun. Veya işte ses için THX vardır. Hep yazar ya THX diye. O da öyle. Yani bir sinema salonunda seyrediyorsun. Yapımcı, yönetmen, kurgucu vesaire hepsi seyrediyorlar ve biliyorlar ki gördükleri şey dünyanın her yerinde oynayacak. Ama bu televizyona geldiği zaman, YouTube'a düştüğü zaman, Netflix'e geldiği zaman, uçaklara mesela, uçak çok kötü. Yani uçakta bir şey seyrettiğin zaman %60 daha kötü görüyor oluyorsun. Çünkü hem ortam aydınlık hem o ekranlar çok kötü falan filan. Yani hiçbir zaman şey rahat edemiyorsun. Şimdi aslında benim mesela bu deneyi yaptık ya bugün. Merak ettiğim şey şu. Biz burada şunu görebiliyoruz. Nerede çıktılar? Yani film başladı ve izleyici sayısında nasıl bir düşüş oldu? Filme başlayan kaç kişi nereye kadar geldi? Bir şey soracağım. Filme ilişkin hiçbir şey demediniz galiba. Sordum. Beğenmediniz Veysel. Hocam işte çok güzel dedik ya. Çok güzel. Bir yönetmene asla böyle deme. Filmin en güzel şeyi IFA stüdyolarında çekildi. IFA oyuncularla çekildi. IFA ekibiyle çekildi. IFA. Delirdi. Senaryosu bir kere çok güzeldi. Oyuncular hakikaten güzel performans gösterdi. Yönetmeni iyiydi. Peki hiçbir festivale kabul edilmemiş olmasını nasıl karşılıyorsun? Gönderdik mi? 5-6 tane büyük festivale yolladım ama onlara kabul edilme şansım tamam, çok işte, düşük zaten. Gönderdim. Aslında burada objektif bir göz var. Sayın Burcu Baktür, siz filmi nasıl buldunuz? O da bir şey diyemez o şu an.
evet biraz. O şan güzel. Der ya Burcu cesur kızdır. Biz sonra yorumlarda göreceğiz zaten kötü şeyleri de. Burcu yazar ya olarak. Aslında şu bir film seyrettiğimizde yönetmen de oradayken nasıl tepki vermemiz lazım sorusuna geliyor. Şu çok kötü mesela. Böyle yapıyor. Ne diyeceğim abi şimdi? Siz demediniz mi asla kötü demeyin diye? Filmin altına eminim bu mu ya? Bu kadar mı? Kötü bir film falan yorumları gelecek zaten. Ya kesin. Çok dert değil de. Şimdi setteyim biliyorum. Eldeki imkanlarla bence çok iyi iş oldu. Bütününe baktığınızda da iyi bir film. Kötü yorum yapacak olan arkadaşlar daha iyisini düşündüğü için kafasında. Acaba diyorum limit burada mı? Limit diye bir şey yok abi. Zeitgeist diye bir şey var. Evet. Yani doğru söylüyor aslında. Her şey her zaman daha iyi olabilir. Ne oldu? Niye? Kaçak mı cevap? Hayır, kaçak cevap veriyorsunuz. Bu kadar mıyız'a getirmeye çalışıyorum. Bu soru bu programı hiç anlamadığını gösteriyor aslında. Hayır canım. Ben bir seslendirme yapıyorum şu anda kafamda. Çünkü bu soruyu herkes soracak size. Yönetmenliğin gerçekten en korkutucu yönü odur aslında. Sen çıkıyorsun, diyorsun ki ben bu böyle bir öykü anlatıyorum diyorsun. Şimdi bir defa herkes, Lütfü Kadın lafıydı, Türkiye'de herkes bir kendi işini bilir, bir de yönetmenliği bilir demişti. Gerçekten hepimizin hayal gücünde yani bu bizi izleyenler, siz, Burcu, Beysi baksanız dersiniz ki ya ben yapsam öyle yapmazdım. Oyuncuyu öyle oynatmazdım, filmi öyle bitirmezdim, rengi öyle yapmazdım, ışık, ses yani ne aklına geliyorsa diyebilirsin ama yani. Evet, ben Lars von Trier'in filmine bile ben derim yani. Burada ne filmlere ne laflar ettim. Ya ben Birdman'i beğenmemiş adamım ya. Şu anlamda diyorum. Beni durduracak bir yasa yok burada. Elbette tabii ki. Yani şuna geleceğim. Hep dalga geçiyordum ya öyle bir film yapacağım ki yani o dediğin ona geliyor o zaman. Yani i̇şte zaten İlker Canikli öyle bir film yapacak ki gösterilecek millet bayılacak falan yani. Yani yok abi öyle bir şey. Her şey kendi bağlamında değerlendirilir. Cümleye başlarken söyledim film benim için okeydir, güzel filmdir diye. Millet olarak bunu yapmıyoruz işte. O yüzden o çıta bir tane yukarıya takılamıyor hiçbir şekilde. Neyi yapmıyoruz? Eleştiriyoruz ya hayvan gibi eleştiriyoruz. Eleştiri ya. Değil ama onlar bak. Yıkıcı eleştiri. Geçen şunu düşünüyordum. Acayip yorumlar geliyor böyle. İğrenç birisiniz yani. Evet, bayağı doğru. Gerçekten böyle sektörde de çalışan bir çocuk hatta tanıyorum. Bana şey yazmış. Sen bir hiçsin yazıyor. Şimdi bak sen bir adama gidip veya bir kadına gidip sen bir hiçsin diyorsan aslında gerçekten senin bir psikolojik sorunun olduğunu gösteriyor. Neden? Şundan gösteriyor. Şimdi yukarıda bir adam düşün. Zavallı bir herif var. Dilenci herif diyelim ki tamam mı? Reza yani çok kötü durumda bir herif. Sen bu adama gidip şey der misin abi? Sen bir hiçsin der misin? Demezsin. Niye demezsin? Hayır, gerek yok abi böyle bir şey. Çünkü böyle bir şeyi söylemek ihtiyacını aslında sen kendine bakacaksın. Ancak çomak sokması lazım bana. Evet yani sende bir şeyi tetikliyor herif psikolojik olarak. Onun için hani o tür eleştiriler çok manalı değil yani. Sen bir hiçsin ya. Yani hiç de olabilirim de kardeşim. Sana ne yani diyelim ki hiçim. Belki o felsefik anlamda bir şeyler söylüyor. Ben de bir hiçim. Mesela ikinci yorumu da o falan. Yani çok eleştiriler gelecektir evet. Riskli bir şey yapıyoruz aslında. Onun ama kesinlikle. Güzel eleştiri geldiğinde de mutlu ediyor değil mi? Negatif de olsa. Hani böyle hakikaten anladığını, izlediğini falan hissettiren yorumlar gelince mutlu oluyor musunuz? Beni çok kötü yerden yakaladın. Hayır olmuyorum. Ciddi mi? Çünkü aslında şöyle. Eğer adil olmak istiyorsan o zaman iyilere de bakmaman lazım. Şöyle iki tür yorum var. Bir, sen bir hiçsin. İki, sen bir dahisin. Bunları at. Evet, yani aynen. En uçlar yalandır yani. Ortadakilere bakacaksın. İyilere. Harikasınız falan yani. Şimdi onlara baksan işte ego dediğimiz şey öyle şişiyor. Ya, hakikaten bakıyorsun ben harikayım herhalde falan demeye başlıyorsun. Yani birisi bir şey yapıyor. Gidip seyrediyorsun. Bunu kutlayabilirsin ancak. Yani şey olarak beğenmeyebilirsin. İlla şey babalamak o harika olmuş demekten bahsetmiyorum. Onun yaptığı şeyi kutluyorsun. Kutlamak beğenmek demek değildir. Bok atmak diye de bir şey var. Yani arkadan bu sefer. Yani gala geçiyor. Her çok iyi zannediyorsun. Sonra ekşi sözlüğe bir giriyorsun. Millet ya şey saydırmaya başlamış. Ama o bok atmak mı aslında kendini daha rahat hissettiği için. Yani yüzüne söyleyemediğini. Çünkü yüzüne de insanın hani gidip şeyler söylemek. Ya da belki birazcık vakit mi gerek? Hani anlamamış olabilir. Bir anlamaya çalışacak olabilir. Düşünecek olabilir üzerine. Şeyi mi diyorsun? Sonradan ekşi sözlüğe yazmış. Evet sonradan bir şeyler söylemiş. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir defa kendi isminle yapmadığın hiçbir eleştiri geçerli yok. Neden? Ben İlker Canik değil olarak o filmi yapıyorum. Veya işte sen Burcu olarak o programı yapıyorsun. Ama eleştirirken Dark Knight olarak sabaha kadar eleştirsen bir şeyi yok. Söylediğin her şey doğru olabilir. Film iğrenç olabilir. Gerçekten objektif bir eleştiri yapabilirsin ve çok kötü olduğunu da söyleyebilirsin de kardeşim sen Dark Knight olarak yapıyorsan bu eleştiriyi. Ne olacak? Öbür adam yok.
O cesaret istiyor. Yani isminle çıkacaksın. Fark eder o. Saklanmaktır çünkü. Yani bilmem ben sen, de her türlü... Sen galiba sahte isimli bir şeyler yapıyorsun. Yok hiç be, hayır bir sahte isimli bir şeyim yok. Bana çok normal geliyor. Seninle onun arasında bir fark var, ondan bahsediyorum. Tabii ki senden daha iyi de olabilir. Yani çok iyi bir yorum yapabilir. Ama sen buraya çıkan insan soyunuyor aslında. Ama işte o zaman da o Einstein 211'i de kabul ederek çıkıyor zaten. Sen de konuları düşünüyorsun lazım. Sen de böyle bir Dark Knight şeyi var sende. Yok ya hocam, ben filmin ya festivalde gösterilmesi taraftarıyım ya da çıkabiliyorsa işte nereye çıkıyorsa orada gösterilmesi taraftarıyım. YouTube'da göstermezdim ben, benim olsaydı. Evet ama bu film tam anlamıyla... Yok sizin filminiz için yani, söylemiyorum zaten. Bu sonuçta zaten burada ya egzersiz için yapılmış bir şey yani, çok önemli değil ama evet. Sonuçta bir filmin amacı izlenmektir ya. Yani medium buraya dönüyorsa eğer... Her yol mübahtır diyorsunuz. Aslında bu bir deneme yani, içerik koymaktan çok bir farkı yok. Chris Marker'ı hiç duydunuz mu? Bir filmini söyleyeyim. La Jete. La Jete. Kesin biliyorum. Türkiye'de kısa filmcilik şey gibi oluyor böyle ya, çocuklar uğraşıyor falan gibi oluyor ama aslında Fransız Chris Marker dünyanın en ünlü sinemacılarından biridir. Sonradan La Jete diye bir film yaptı 60'larda. Bir tane fotoğraf makinesi, siyah beyaz fotoğraflar, onları bir araya getiriyor, film yapıyor. Yani bulursanız seyredin, internette vardır. Dünyanın en ünlü kısa filmlerinden biridir. 30 dakikalık bir film. Sonradan Amerikalılar bunu satın alıp 12 Maymun diye bir senaryo yazdılar. Terry Gilliam. Ya o 12 Maymun aslında Chris Marker'ın filminin üzerine kurulmuştu. Zaten sonunda da yazar. Based on Chris Marker's La Jete diye. Hatta sonra şimdi dizi de yapıldı. Netflix'te var. 12 Monkeys diye bir dizi var. Chris Marker hayatı boyunca hiç uzun metraj çekmedi. Şimdi uzun metraj ticari bir format. Yani uzun metraj sinemada gösterilmek için aslında yapılır. Bu da ta baştakine bizi getiriyor. Yani sen yapacağın şeyi, Marshall McLuhan'a yine geleceğim, o medium'a göre yapman lazım. Burcu çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir sürü şey öğrendim. İnşallah biz de senin gibi bir gün. Ya. İnşallah hocam. Çok teşekkürler geldiğin için. Çok teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ederim kabul ettiğiniz için.